de bu şimdi cadval tüzüp çıkıldı, imajımı da ilan kılındı. Bu ne diyen gibi, ne karar bu, ne bir problemi, yani bir kana kadar tek işle hücreti bu. Bir kana da ne kadar korkandı, görüyor ki şimdi ilip koyulu yaptı saytke. Yani forması bu. Ne kadar forma oldum bu mekan. Vazirlik, idara, tek işle vazirlik, tek işle, şüntür işle vergen. Ken, bana Japonya'daki bir tek kampanya, marojini işlep çıkarak. 25 yıl bir tane arkını işlep dururken, okra 9 sentke oşırgan bu siyam, 9 sentke oşır yapmaz orta olar. Bütün Japon halkıdan keçirim söyleyemiz deyip, bütün cemaa, rahbardan tortu, o di işçisi geçe, keçirim söyle yaptı. Bula ise cadvarını ilip kuyu yaptı, hoklasan şu, hoklamasan katta köçe digende. Bu birinci mesele. İkinci savunum, ne için özümüzde işlep çıkarıyorken avtomobiller Çetil'de, Rusya'da hususan özümüzde fukaralarımız için kımat rosatladı, Rusya'da arıza rosatladı. Eğer narkları soluşturduğum olsak keskin farkladı. O kandidir baravar bu iş gerek yok ki nabarot uşa transport haracatları kuşulup uyurda kımat rosu bu iş gerek. Uyurda arıza rosu bu iş gerek. Halk oldun bunu çınardık. Halige mana xorijiy valyutani kurslardagi tafovut bor edi, to'g'rimi? Bitta o'borib sotishda balki o'sha bozor narxlaridagi qora bozordagi kurs emas, o'sha qandaydir davlat kursida sotilishi mumkin degan izohlarni berishardi, biz tushunardik. Va buni shu o'sha valyuta bozordagi tafovutlar bilan izohlardi. O'zi unaqa har xil kurslar qolmadi-ku valyuta bozorida. Xohlagancha dollarni almashtirish mumkin, so'mga, so'mni dollarga almashtirish mumkin. Bir xil kurs bo'ldi. Nima uchun? Nima uchun Rossiyadagi sotiladigan eksport uchun chiqarilgan avtomobillar o'zimizning ichki bozorda, o'zimizning fuqarolarga sotiladigan avtomobillardan ko'ra arzonroq? Shu savollarga javob bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor. Sherga muhtaram deputatlar, yig'ilish qatnashchilari, men ismim Mirsam Xushqurat. Aytib o'tganlaridek, avtosanoatni savdoni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'iman. Savollaringiz uchun rahmat. Avvalambor bu formatimiz o'zi bo'yotgani bu katta yutuq biz uchun. Biz xursandmiz. Mana bu hozir haqiqatan avtosanoat o'zidagi kompaniyadagi bo'layotgan o'zgarishlar, umuman muammolari yoki qayerga ketyapti, strategiyasi, eksport, ichki bozordagi strategiya bo'yicha shu xalq o'zi tanlagan odamlarga ochiq-oydin muloqot qilish imkoniyati bor. Undan biz xursandmiz. Bu narsani bu o'zgarishlardan foydalangan holda mana agar ikkinchi savolingizdan birinchi savoldan boshlaydigan bo'lsak, bu o'zgarishlarni bilib biz shunga tayyorlandik, biz bilardik shu muloqot bo'lishini va shu muloqotda biz xalqimizga, deputatlarimizga ham bu o'zgarishlarni tushuntirib o'tmoqchi edik. Nimaga biz birinchi savol, nimaga bu narxlar e'lon qilindi? Mana hozir bilasiz, biz 2 yil mobaynida narxlarni muddatliligida ushlab turishga harakat qilganmiz. Bunda korxonamiz avtosanoat raisi Shokat Boranovich o'zlari ham unga qattiq kirishgandilar va bu bo'yicha biz katta ishlar qilganmiz. Shu narxni oshirmaslik uchun 2 yil mobaynida. Bitta lokalizatsiyani uruvini oshirish birinchi galda. Undan tashqari import va ichki xarajatlarni kamaytirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilgan va men aytib o'tishim mumkinki, ularning ta'siri 2 yil mobaynida har yili 6.5-7% tan narxi kamayishiga olib kelgan. Tan narx kamayishiga olib kelgan. Lekin afsuski, bizda hali ham avtomobillarimizda, UzAuto Motors tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillarimizda tashqi bozordan kiradigan komponentlarimiz bor. Buni hammamiz bilamiz, buni e'tirof qilish kerak. Bu valyutaga kiradigan qismlar bor. Ular ayrimlarida 60-70% dan oshgan. Shularni hisobiga bizda kurs, valyuta kursi o'zgarishi hisobiga, devalvatsiyaning hisobiga har yili
o'rtacha 16-15-16 foiz so'mda tan narxiga ta'siri bor. Har bitta avtomobilga. Mana ko'ryapsiz, bizning harakatlarimizdan biz 6%dan kamaytirib, har yili mana 10% zararga kirib, mashinalarning tan narxi oshishiga olib kelgan. Lekin shunda ham biz harakat qildik. Bizning strategiyamiz ishlab chiqishga va bilasiz, mana shu 2 yil mobaynida avtomobil sanoatida misli ko'rilmagan o'zgarish bo'ldi. Bu birinchi galda aksiyalar. Aholiga avtomobillarni aksiyalar orqali yetkazib berish. Ya'ni qismat pulini to'lab, qolgan qismini 2 yilda to'lash evaziga ularga qulayliklar, yana ko'plab aholiga avtomobilni sotib olish imkoniyatini yaratildi. Bunda men sizga aytib o'tishim mumkin, 1.5 trilliondan ortiq bo'lgan chegirmalar berildi aksiyalardan tashqari va